Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Türkiye'den nasıl ürün bulunur? Ürünün hesaplaması nasıl yapılır? Ve bununla alakalı satın alma mühendisliği ve tedarikle alakalı konuları anlatacağım. Öncelikle URS Danışmanlık kanalına hoş geldiniz. Sabredip videoyu sonuna kadar izlerseniz keyifli ve güzel bir video olacağını umuyorum. Daha önceki videomuzda işlediğimiz Paşabahçe ürünüyle alakalı çalışmamızı yapalım istiyorum. Arkadaşlar, Türkiye'den ürün bulurken ana mantığımız ilk etapta Amerika'da satılan yani Amazon'da satılan ve Türkiye'de de olan ürünleri bulmayla alakalı olması gerekiyor. Tüm videolarımda anlattığım gibi şu gördüğünüz sol üst taraftaki kısmın kesinlikle ve kesinlikle Amerika'daki bir posta kodu olmasına lütfen dikkat edelim. Daha önceki videomda söylediğim gibi Paşabahçe'nin bu ürününü incelemiştik. Arkadaşlar bu ürünü açalım istiyorum. Bununla alakalı çalışmalarımızı yapalım. Hem neler yapıyoruz, nasıl bir matematikte ilerliyoruz, bunları görmenizi istiyorum. Buradan farklı farklı ürünler de tabii ki bulabiliriz. Ama biz daha önceki videomuzda bunu işlediğimiz için buradan devam edelim istiyorum. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi herhangi bir ürünün üstüne tıkladığınızda o ürün özelinde açılan sayfada sağ üst taraftaki dikdörtgen kutucuk özeli nedir? Buy Box fiyatımızdır. Şu an bu ürün Paşabahçe Üsküdar bardak takımından bahsediyorum. 21 dolar 70 sente satılıyor. Ne yapıyorduk? Buradan hemen Helium 10 uygulamamızı çalıştırıyorduk. Bundan sonra yapacağımız işlemleri teker teker sizlere anlatacağım. Helium 10'in çalışmasını bekleyelim. Açtığınız sayfada Helium 10 özelinde X-Ray kısmına basarak ürünün aylık satış rakamlarını görüyorduk. Bizler için retail arbitraj iş modelinde önemli olan iki tane yer var burada. Size bunları anlatayım. Sellers kısmı aylık satış, aktif sellers kısmı ise kaç adet satıcı olduğu ile alakalı kısımdı. Arkadaşlar ayda 330 tane satıyor ve 16 tane satıcı var üründe. Üründeki satıcıların kimler olduğunu görmek isterseniz onunla alakalı kısım şurada gördüğünüz New 16 From yazan kısma basarsanız açılan sayfada bakın kimlerin sattığını görebiliyorsunuz. Bizler Buybox yarışında diğer yarışacağımız arkadaşlar ürünü Amazon depolarına gönderen kişiler olduğu için sizlerden ricam burada filter kısmına basıp Prime seçeneğine bir tane tik atarsanız bakın şu an burada 15 tane satıcı olduğu gözüküyor. Filtre basıp Prime seçeneğine tıklarsanız satıcı sayısı 10'a düştü. Yani bizi alakadar eden kişi sayısı şu an 10 tane arkadaşlar. 5 tane kişiyi filtreleyip kafamızdan attık. Sizler de ürün bakarken bu şekilde ilerleyin. Burada kimlerin bu ürünü sattığından ziyade genel ortalama fiyat analizini yapmak istiyorum. Az önce dikdörtgen kutucuktaki Buybox'a alan arkadaşımız burada zaten ismi Buybox görüyorsunuz. 21 dolar 70 sente satıyor. Diğer arkadaşlarımızın sattığı fiyatlara mouse'unuzu yavaşça aşağıya indirerek lütfen sizler de bu şekilde inceleyin. Genel fiyat ortalamasına baktığımızda 21 ile 23 dolar arası bu ürün satılıyor. Arkadaşlar Buybox hesaplaması yaparken lütfen buralara dikkat edelim. Bakın 21.70 anormal bir fiyat değil, kabul edilebilir. 21.80 evet, 21.90 evet kabul edilebilir. 21.90 tekrar. Çok uzatmıyorum. Bakın aşağıya doğru indiğim zaman 23.77 ve 24 var. Bakın 29 var. Yani çok böyle anormal Buybox fiyatından çok çok yüksek fiyatları eliyoruz. Bu arkadaşımızın Buybox alma oranı zayıf olacaktır. O yüzden şu an kafamızda nasıl bir matematik oluştu? Arkadaşlar burada 10 other options diyor görüyorsunuz. Bunu 9'a indirdik. Yani ne yaptık? Tekrar burada Helium 10'i çalıştırıp sizlere şu kısa bilgiyi vermek istiyorum. Neden böyle yaptığımızı daha iyi anlayacaksınız. Helium 10'in açılmasını bekleyelim. Arkadaşlar burada da Kipa programının bazı bizlere verdiği detayları göreceğiz. Kipa'ya şu an giriş yapmamışım. Sizlere diğer videolarda Kipa'nın da detaylı kullanımını göstereceğim ve anlatacağım. Helium 10 ile ilgili ufak bir problem oldu herhalde. Tekrar açalım.
Açmasak da olur gerçi, veriler aklımda. Şöyle yapalım, hiç açmayalım. Arkadaşlar 330 tane ürün ayda satılıyordu ve aktif 16 tane satıcı vardı. Şimdi Helium 10 programı burada neden bizlere aktif 16 satıcı gösterdi? Bizlere arkadaşlar Amazon depolarına gönderecek kişiler olarak, yani Fulfillment by Amazon, biz bu programa dahil olacağız. Ama orada MFN olarak, yani Fulfillment by Merchant olarak kendileri kargolayan arkadaşlarımız da var. Bunların Buy Box alma oranı bizlerden daha zayıf olacağı için onları az önce gösterdiğim sekmede filter kısmından Prime'ı seçerek elemiştik. Şimdi az önce de bir 10 satıcı vardı. Ona da baktık. Bunu 9'a indirmiştik. Neden? Birisi böyle anormal, manasız bir fiyat vermiş. Yani 330 tane ayda bu ürün satıyor. Bölü. Bir ay 30 gün olduğu için 30'a bölüyorum. Bu ürün günde, çok özür diliyorum, 11 tane satıyor. Ve biz toplamda 9 satıcı bu Buybox'ı paylaşacağımızı varsayıyoruz. 1,22'lik bir oran çıktı. Yani ne demek istiyorum? Biz bu ürüne 1 aylık stok gönderirsek 30 adet ürün göndermemiz mantıklı olacaktır. Ürünü nasıl buluyoruz? Nasıl işlemler yapıyoruz? Gelin o kısma geçelim. Ürünümüz Paşabahçe Üsküdar çay bardağı setiydi. Google'a bunu yazdıktan sonra alışveriş sekmesine tıklayarak buradaki satıcıların genel fiyat ortalamalarını görüyoruz. Bakın ürün bu. Amazon özelinde de bakalım. Diğer fotoğraflara geçmemiz bizler için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ana fotoğrafta daha iyi anladım. Bakın ürün bu. Görüyorsunuz buradan sizlerde. Şuradaki sekme gelmiş. Evet. Ürünü güzel bir şekilde inceleyelim istiyorum. Çünkü fotoğraftakinin aynısını göndermemiz gerekiyor. Bakıyorum. Bazı ürünleri yeni sekmede de açmak istiyorum. Bakın. Hepsi burada da bu ürün. 81 TL, 88, 81,88 TL'ye satılıyormuş. Arkadaşlar daha uygunu var mı? Ya da kaç paraya satılıyor? Buradan incelemenizi istiyorum. Bu tarz durumlarda Akakçe ya da cimri.com'u da kullanabilirsiniz. Bakın aynı ürün burada 67 TL. Ürünü buradan tedarik edebiliriz. Bakın onu göstermek istiyorum. Ürünü buradan bu şekilde de tedarik edebiliriz. Bakalım. Siteye git diyelim. Ve Trendyol'da gerçekten aynı ürün 67 TL mi? Onu görmek istiyorum. Fotoğraflarına bakalım. Şimdi ürünle alakalı bazı satın alma mühendisliği durumları da oluşabiliyor. Aynı ürün mü şu an mesela, biraz şüpheciyim. Böyle bir şey olması bizler için güzel oldu. Çünkü ürünün kutusu burada yok. O yüzden uygun olsa dahi tedarikte ürünün Amazon'daki fotoğrafıyla aynı fotoğraftaki bir ürünü tedarik etmek istiyorum. O yüzden bu kısmı şu an için ben kafamdan attım. Lütfen böyle bir şey yaşarsanız sizler de aynı işlemleri yapın. Daha pahalı olsa da hepsi buradan bakmak istiyorum. Bakalım hepsi burada da ürüne. Aynı ürün mü? Evet. Şimdi benim satın alma mühendisliği ismini verdiğim, sizler farklı bir isim verebilirsiniz. Şu şekilde işlemler yapmanız sizler için daha iyi olacaktır. Ne gibi işlemler yapıyoruz? Bakın, satıcı burada kırılacak eşya diye bir satıcı. Ve diğer satıcıları da tümüne basarak burada görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, internette satılan ürünlerin, burası çok önemli. Burada ne satıların ücretsiz komisyon hesaplama modülünden faydalanmak istiyorum. Google'a çok özür diliyorum arkadaşlar. Ne satılır yazarak komisyon hesaplamaya başla sekmesine tıklayarak sizler de aynı işlemleri yapabilirsiniz. Neden bunu yaptığımı şimdi daha iyi anlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Hemen buradan pazar yerini seçiyorsunuz. Seçtim bakalım. Evet. Daha sonra kategori kısmını seçiyorsunuz. Çay bardağıdır. Bardak yazabilirsiniz. Bakalım. Evet, bakın çay bardakları. Gördüğünüz gibi %10 komisyonu varmış. Ortalama Türkiye'de kargo ücretleri minimum desi bazda hesaplarsak 1 ya da 2 desi de 15 TL olarak değişiyor. Yani 15 TL ve üstü, ama 15 TL'nin altında çok az. Bakın, biz toplu alacağımız için %10 komisyon ödüyoruz.
Hepsi buradan direkt alırsak 15 TL'de kargo ücreti ödüyoruz. Yani bir ürün özelinde düşünelim bunu. Bu sefer nasıl bir mantık çıkıyor ortaya? Ürünün %10'una baktığımız zaman, %10 düştüğümüz zaman zaten 8 lira düşüyor. Yani bunu 80 lira olarak varsayalım. 72 lira kalıyor. 15 TL'de daha aşağıya kargo ücreti tek ürün alacağımız için şu an tek ürün özelinde düşünüyorum. Bizler toplu alacağız. Yani bu ürün ortalama 60 liraya bulunabiliyor arkadaşlar. Aklımızda o şekilde kalsın. Aynı zamanda şuradan hesap makinesini tekrardan çalıştırmak istiyorum sizler için. Yani daha net bir hesap yapalım. Arkadaşlar 81,88 çarpı %10 komisyonu vardı. %10'u 8,18 yapıyor. Hesaplayalım. 81,88 eksi 8,18 diyelim. Bakın 73 eksi 15'te kargoyu eklediğim zaman 58 lira. Ortalama 60 liraya bu ürünü aslında bu arkadaşımıza ulaşırsak alabiliriz. O şekilde geliyor. Şu an o şekilde bir veriye ulaştım. Hatta bu arkadaşımızı videomuz daha lezzetli ve güzel bir hale alsın diye Google'layalım ve arayalım. Kırılacak. Ben de bilmiyorum. Hiçbir videoya çalışmadan giriyorum. Her şey tamamen spontane şekilde ilerliyor. Kırılacak eşya. İsmi de biraz ilginç olduğu için açıkçası bulmak belki zor olur. Mesela BİMAR diye bir yer vardı. Kırılacak eşya. Mesela .com yazalım. Var mı böyle bir şey? Bakıyorum zaten hepsi burada linki çıktı. Arkadaşlar hepsi burada da şöyle de bir güzellik var. Onu da size söyleyeyim. Hepsi burada üyeliğiniz varsa eğer bakalım bizlerin var mı? Onunla alakalı da bir şurada bir işlem yapmak istiyorum. Bir giriş yapayım. Sizler de görün. Hepsi burada özelinde bir özellik bu. Sizler için çok faydalı olacaktır. Bakın hatırlayalım. Bizim bir üyeliğimiz var mı? Ben de bilmiyorum. Şu an hatırlamıyor. O yüzden çok da önemli değil. Ama bu ürünü ortalama 60 liraya alıyoruz. Bizler için önemli olan bu. Evet, bunun hesaplamasını nasıl yapıyoruz? Hepsi burada özelinde direkt cep telefonu numarası almayla alakalı ayrı bir video çekerim. Şimdi ürünü 60 liraya aldığımız zaman burada Helium10'in Revenue Calculator kısmı var. Calculators diye aşağıda yazar. Arkadaşlar ben normalde burada bir tane döviz çevirici Chrome extension'ını kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz Google Chrome'dan indirip. 60 lira ortalama 4 dolar 04 cent olarak çıkıyor. Ben bunu ortalama 4 dolar olarak göreyim. 21,7 yukarıya çıktığımız zaman ortalama Buybacks fiyatımızı görüyorsunuz. Ürünün ana maliyeti 4 dolar. Ürünün kargo maliyeti ortalama 3 dolar olarak görüyorum. Ürün bize 7 dolara denk gelecek diye varsayıyorum. Amerika'ya ürün bazlı birim olarak hesapladım. Yani bir ürünün Amerika'ya gitmesi tek üründe ortalama 3 dolar tutacaktır. Bakın bize net karı 5 dolar 65 sent arkadaşlar. Bu demek oluyor ki biz bu üründen bir hesaplama yapalım isterseniz. Ayda ortalama 30 tane satacağımızı varsayıyoruz. Bakın bu net kar. Bazı arkadaşlarım bunu yanlış algılıyor. Yani bizler buradaki detayları da sizlere vereyim. En üstteki Buybacks fiyatı, bir alttaki ürün artı kargo maliyeti, fees dediği kısım Amazon'un kesintisi ve burada gördüğünüz net kısım bizlerin net karı arkadaşlar. Konumuzun başına dönersek 5 dolara 65 sent harici ürün maliyeti yani şu gördüğünüz 7 dolar artı 5,65 senti geri alacağız. Yani bizler bu üründen bakın arkadaşlar 7 artı 5,65 alacağız geri. Dolar bazında hesaplayalım. 12,65. Bu aklımızda kalsın. Tekrar da hesaplayabiliriz. Yani bu ürünün kılçıksız bize net karından bahsedelim. Nasıl bir işlem yapacağız? Arkadaşlar ürün kargo artı ürün maliyeti 7 dolardı. Kaç tane göndermek istemiştik bir aylık? 30 adet çarpı 30 yapıyorum. 210 dolar yapıyor arkadaşlar. Ürünün Amerika'ya teslim olup kargo maliyeti ve ürün maliyeti dahil 210 dolar para yapıyor. Bunu 14,5 dolar kuruluyla hesaplayalım. Bize maliyeti TL bazında 3045 TL.
Arkadaşlar az önce söylemiştim, hatırlıyorsanız tekrarlayalım. 7 artı 5,65 geri alacağız. Yani net kar ve ürün maliyetine ekleyin lütfen. 12,65 dolar bizim alacağımız hesabımıza yatacak olan para çarpı 30 yapalım arkadaşlar. Az önce 210 dolardı. Şu an 379,5 dolar yapıyor. Tekrar çarpı 14,5 yaptığımız zaman, çünkü 30 tane ürün gönderecektik. Bakın 5.500 TL para kazanacağız. Bu bizler için yeterli bir kârdır. Ürün araştırması yaparken az önce söylediğim gibi Türkiye'de satılan ve Amerika'da olan herhangi bir ürünü satabilirsiniz. Videomuz pekişsin, daha güzel bir hale alsın diye. Tekrar şöyle yapalım. Buraya IKEA yazmak istiyorum. IKEA'nın ürünlerine bakalım. Burada IKEA'nın ürünleriyle alakalı hesaplamalar yapalım. Helium 10 videomuzda hatırlıyorsanız arkadaşlar herhangi bir markayı ürün özelinde değil, ürünün üstüne tıklayıp Helium 10'i çalıştırmak yerine IKEA'yı search bar'a yazıp Amazon'un arama kutucuğuna yazıp arattırdıktan sonra Helium 10 programını sayfa üzerinde çalıştırın lütfen. Bu sizler için ne gibi bir fayda sağlıyor? Hem burada beraberce görmüş olalım. Helium 10 açılsın. Bizler burada ne yapıyoruz? Bazen sayfa üzerinde Helium 10'in bu X-ray seçeneği aktif olmuyor. Hani bazen problem çıkartabiliyor. Çıkartırsa tekrar tekrar deneyelim. Çok problem değil. Açılsın. Bekleyelim. Aynı zamanda ürünleri şu an Google'a girip IKEA'nın sitesinden de tedarik edeceğimizi varsayıyorum. Yani IKEA ne yazıyoruz buraya? IKEA Türkiye yazalım. IKEA TR. Zaten Türkiye çıkacaktır. IKEA.com.tr'den de ürünleri bulmaya çalışalım. Bakalım neler bulacağız, neler çalıştıracağız ya da ne gibi verilere ulaşacağız. Sizlerle beraber hem de bir hesaplama yapmış olalım. Sayfa üzerinde Helium'dan çalışmayacak galiba. Çok önemli değil. Şu IKEA ile alakalı sayfayı tekrar bir yeniden çalıştırayım. IKEA'nın ürünlerini bulsun. Bizler de burada IKEA'dan hem biraz küçük hem de farklı ürünleri aynı zamanda sizlerle beraber inceleyelim. Bakalım ne gibi ürünler var. Bakın burada oturma odaları vesaire. Bunlar biraz büyük ürünler olacağı için mutfakla alakalı farklı ürünler de var. Bakalım sizlerle beraber. Aslında bu kısımda Amazon tarafında bir inceleme yapsak bizler için daha iyi olacaktır. Dediğim gibi Helium 10'i burada açıp ısrarla çalışmıyor diyecektim. Çalıştı. Arkadaşlar Helium 10'i sayfa özelinde çalıştırıyorsunuz. Bakın. Çoğu retail arbitraj ya da online arbitraj işi yapan arkadaşlarımızın yaptığı hatadır bu. Bakın şimdi nasıl bir veriye ulaşacağız. Şimdi ben ne yaptım? Burada bir ara verelim. Hem dinlenmiş olalım. Beni lütfen dikkatli dinleyin. Ben herhangi bir Türkiye'de ve Amerika'da satılan bir ürünü buldum ve tespit ettim arkadaşlar. Örnek veriyorum, az önce bunu Paşabahçe'de de yapabilirdik. Diğer videolarımızda yaptık, Helium 10 videosunda izlerseniz daha detaylı. Ama burada da benzer ve aynı işlemleri yapacağım. Şimdi burada diğer ürünlere böyle takılıp kalmak yerine, örnek veriyorum burada arkadaşlar şuradaki sekmeye de tıklıyorsunuz. Tamam mı? Buna da tıklayın. Birinci ve ikinci sayfadaki IKEA ürünlerini görüyoruz bu şekilde. Bunun açılmasını bekleyelim. Çok önemli değil. Şimdi tekrarlıyorum pekişmesini istediğim için. Sayfa özelinde IKEA'yı arattırdım. Ve Helium 10 programımı sayfa üzerinde çalıştırdım arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Böyle bir işlem yaptıktan sonra bizim için önemli olan retail arbitraj işi yapacağımız için filtrelemek. Çünkü bakın neden filtreliyorum? Bakın burada 114 tane ürün var. Ve bunlara tek tek bakmak vesaire ne gibi işlemler olduğuyla ilgilenmek istemiyorum. Yorucu bir iş. Ürün bulmak bizler için en kestirmeden ve en verimli ürünü bulmak çok daha önemli olduğu için. Filter Result kısmına basıyorum arkadaşlar. Burada iki tane sekme sizler için çok önemli. Fulfillment Type kısmında Amazon depolarına gönderen FBA ve kendisi kargolayan MFN sekmesini tıklıyorum. Zaten bakın iki tane seçildi diyor. Retail arbitraj iş modelinde aynı listede minimum 3 tane satıcı olmasını istiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden Active Sellers kısmına 3 yazıyorum. Bakın.
Apple Filters dediğim zaman 77 taneye düştü ürün sayısı, görüyor musunuz? Buradan gelip Sales kısmına bir kere basıp tekrar bir daha bastıktan sonra da en çok satanda, en az satanla doğru ürünler listelenecek. Bu brand kısmında IKEA ile alakalı ürünlere dikkat edelim lütfen. Bakın burada IKEA ürünleri var. Neler varmış? Sizlerle beraber bakalım istiyorum. Aşağıya doğru iniyorum. Bakın brand kısmı, ürünün markası, price, fiyat, sales, aylık satış, aktif satıcı sayısı da en sağ tarafta. Yani bütün bilgiler bizim karşımıza çok çok güzel bir şekilde çıktı. Ben de burada ürünlerin neler olduğuna bakmak istiyorum. Şöyle bir göz gezdiriyorum sizlerle beraber. Birazcık da yukarıya doğru çıkalım tekrar. Hızlı indim. Tekrar yukarıya çıkalım arkadaşlar. IKEA ürünleriyle alakalı da bu şekilde de işlemler yapabilirsiniz. Bakın burada bir tane ürün buldum. 18,99 sente satılıyor. Ayda 152 tane satıyor. 27 tane satıcısı var. İlk ürünümüzde aylık satış ve bize nasıl ürün, bize ayda kaç tane satış düşeceği, Buybox listelemesinde Amazon depolarına gönderenin nasıl ayrıldığını ve böyle çok anormal veren fiyatları Buybox'la alakalı listemize katmamayı göstermiştim. O yüzden burada bunları tekrar göstermeyeceğim. Örnek veriyorum, bu ürün de olabilir. Baktım neden bu ürünü bu kadar ürün arasında seçtiniz derseniz, arkadaşlar bizler global bir kargolama yapıyoruz. Yani herhangi bir kutunun içine, herhangi birden kastım şöyle aslında. En boy ve yükseklik oranı 60 santimi geçmeyecek şekilde kutuları gönderiyoruz Amerika'ya. Ve bunlar numune olarak çıkıyor. Yani büyük ürün seçersem bir kutuya ne yaparım? Az ürün koyabilirim. Bu da bizim için iyi bir durum değil. O yüzden bu ürün küçük olduğu için bu ilgimi çekti. Burada daha küçük ürünler de mutlaka vardır tabii ki. Ama bakın burada mandal setleri falan var. Buna mesela neden bakmadın derseniz, fiyatı çok düşük. Yani ortalama 12, 13, 15 doların altındaki ürünlere bakmıyorum. O yüzden bu ürün dikkatimi çekti ve üstüne tıklıyorum. Üstüne tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın her zaman videolarımızda çok çokça duyacağınız sağ üst taraftaki dikdörtgen kutucuk özelinde Buybox fiyatımızı görüyoruz. 18,99 sent. Aşağıya doğru indiğimiz zaman Helium10'in burada Calculators, yani Chrome Extension'ı çalışıp Calculators sekmesini açmasını bekleyeceğiz. Aynı zamanda ürünü aynı şekilde IKEA'da da bulmaya çalışacağız şimdi. Bakın IKEA'da bu ürünü bulmaya çalışalım sizlerle beraber. Ürün neymiş? Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Sizler için de daha kolay olsun. Burada sayfayı Türkçe'ye çevirip sizler için daha kolay olması açısından söylüyorum. Bakalım çevirecek mi? Bazen hatalar veriyor. Bakın burada Pack of 4 diyor. Yani dörtlü paket olarak çıkarttı şu an. Tamam, Türkçe'ye çevirmese de çok büyük problem değil. Aynı ürünü burada IKEA'nın genelde model markası oluyor. Ona da bakalım. Çevirdi galiba. Bakın IKEA nikel kapı montajıymış. Bu neymiş? Ürün menteşe diye geçiyor. Ben zaten anlamıştım. Sizler için bunu yaptım. Şöyle yapalım. Tekrar İngilizce'ye çevirelim. Buradan IKEA'nın arama yerinde menteşe diye yazalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Aynı ürünü bulabileceğiz mi? Bulmayla alakalı problemimiz var mı? Onları görmüş oluruz. Bakıyorum şu an ürünü. Evet, ürün muhtemelen bu. Aynısı mı? Şuradan tekrar incelemek istiyorum. Bakalım bu. Evet, aynı ürün ama burada Amazon'da dörtlü olarak satılıyor. Yani arkadaşlara bu ürünü gönderirken şeffaf bir poşetin, çok basit böyle, hani bir ürün alırken de mutlaka denk gelmişsinizdir. İçerisine dört tane koymanızı istiyor. Bizler nasıl bir hesap yapacağız? Buradan tekrar hesap makinesini açalım sizler için. Bunu göstermek istiyorum. Böyle bir ürün olması da güzel oldu aslında. Neden? Hem dörtlü bir ürünü, tekli ile dörtlü ürünü nasıl birleştirdiğimizi görmüş olacaksınız. Arkadaşlar ürünümüz 16 TL'ydi. Geldik
Ne yapıyoruz? Çok basit. 16 çarpı 4 yapıyorum arkadaşlar. Ürün 64 TL'ye denk geliyor. Buradan 64 TL'nin genelde bizim gibi Amazon satıcılarının kullandığı, bunu da göstermek istiyorum. XE diye bir site vardır. Buradan da ürünlerin, buradan çevirelim bu sefer. Dolar ya da dünya işte para birimleriyle alakalı çevirmeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Bu siteyi de kullanabilirsiniz. Bakın ben TL'ye yazıp Türk lirasını seçeyim. Buradan değiştiriyorum. Ürünümüz 64 TL'di. 4 tanesi 64 TL'di. Bak convert yapıp ne yaptım? Ürünün TL karşılığını gördüm. 4 dolar 31 centmiş. Chrome eklentisinde çalıştığını düşünerek aşağıya doğru iniyorum. Bakın ne yapıyorduk? Revenue Calculator sekmesine tıklıyorduk. 64 TL 4 dolar 31 cent tutuyordu. Arkadaşlar hesaplamayı yapıyoruz tekrar. 4,31 ana maliyetimiz. Bakalım tekrar. 16 TL'den alıyorduk. Dörtlü paket. 4,31 sente denk geliyordu. Bekleyelim hesaplamasını. Fi kısmı çıkmadı. Ortalama 3 dolar. 4 dolar kargomuz tutacaktır. O aralarda gezecektir. Birim başına hesaplama yapıyorum. Sizlerden ricam, sizler de bu şekilde yapın. Ben buna 4 dolar ekleyeyim bu sefer. 8 dolar 31 sente denk geliyor. Şu an Amazon kesintisini program arka planda cevap verdiği için göremiyoruz ama program yapması gereken hesaplamayı yapıyor diye varsayacaktım ama şu hesaplamayan kesintiyi yapmıyor. O yüzden şu sekmeye tekrar tıklayalım. Bir daha basalım. Ya da sayfamızı yenileyelim. Bekleyelim. Şimdi burada diğer IKEA ürünlerine de bakalım hesaplamayı yapmadım. Bakın çok büyük ürünleri seçmenizi istemiyorum. Neden istemiyorum? Çünkü büyük ürünlerin kargo maliyeti çok olacaktır. Kazancı da fazla olabilir. Sermaye yapınızı geliştirip bu ticaret modelinde eğer ki yarın öbür gün bir şirket kurmaya da niyet ederseniz ya da şirket kurarsanız palet gönderimlerde tabii ki bunlar olabilecektir. Bunlar hiç problem değil. Tekrar aşağıda Helium'un açılmasını bekleyelim. Daha sonra hesaplamamızı yapalım istiyorum. Videomuzun başında da söylediğim gibi şu an Kipa'na üyelik girişi yapmadım. Ama Kipa ile alakalı da sizlere bilgilendirme yapacağım. Hazır yeri gelmişken bakın burada Kipa'da şuradaki gördüğünüz grafikte ilerledikten sonra aşağıda bakın burada tarihler var. Yani fiyatları gösteriyor. Bakın fiyatlarla alakalı bilgi veriyor. Genel fiyat ortalamasından bahsediyor. Kipa özelinde de bizler için önemli olan buy box fiyatını neyin aldığı. Pardon giriş yapmadığım için gösteremiyor. Onunla alakalı bir video size çok güzel bir video çekeceğim. Kipa'da bu tarz bize bilgilendirmeler yapıyor. Bunlar bizler için önemli. O yüzden Kipa'yı da retail arbitraj iş modelinde ticaret yapan herkesin iyi öğrenmesini, iyi bir şekilde Kipa'dan faydalanmasını çok istiyorum. Lütfen buna da dikkat edelim. Bakın data kısmı var. Dediğim gibi giriş yapmadığım için bunları göremiyoruz şu an. Ama bunlarla ilgili sizlere bilgilendirmeler yapacağım. Aynı zamanda videomuzda ilerlerken şöyle bir şey yapalım. Bakın burada other sellers Amazon diyor. Daha önce bahsettiğim gibi sizlere burada Helium'un çalışmamasının mantığı burasının açık olması olabilir mi diye düşünüyorum şu an. O yüzden bir kapatayım. Sayfayı da tekrar yenileyeyim. Uzun da bir video oldu. Çok da uzatmak istemiyorum. Aynı zamanda pekişsin diye diğer videolarımda gösterdiğim gibi bakın arkadaşlar New 27 From yazıyor. Bu sekmeye tıklayarak hesaplamamızı yapmadan önce burada ürün satan diğer arkadaşlarımızın storefrontundan yani mağazasındaki ürünlerden faydalanabiliriz. Bunlar da bizler için ek bir bilgi oluşturuyor. Bakın burada bir arkadaşımız ürün satıyor. Hemen Sold By kısmının yanındaki isme tıklayarak burayı açabiliyorsunuz. Bakın buradan Product kısmına basarak arkadaşımızın sattığı diğer markaları
görebiliyorsunuz. Marka özelinde inceleme yapabilir. Bakın, bu arkadaşımız da bu ürünü satıyor. Ya da ürün özelinde inceleme yapıp aynı ürünleri Türkiye'den bulup gönderebilirsiniz. Çok zor şeyler değil. Nasıl bulunduğunu bugün sizlere göstermeye çalıştım nacizane. İki tane ürün gösterdik. Israrla da burası açılmıyor. Hesaplamayı da yapamadım. Bekleyelim. Bu arkadaşımızın burada sattığı diğer ürünlerden de faydalanabiliriz. Bakın, kendisi IKEA ürünleri satıyor. Burada başka bir marka var. Bu markanın ne olduğunu merak ettim. Bakın, çok da güzel satıyor. Sattığını düşünüyorum şu an. Bakın, satıcı sayısı 30. Hiçbir varyasyon yok. Böyle bir ürünü Türkiye'de de muhtemelen bulup göndermiş. Bu şekilde ürünler de gönderebilirsiniz. Bu ürünlerin Amazon satıcı paneline nasıl eklendiği, satılıp satılmayacağı ile alakalı nasıl bilgilendiğimizi de sizlere göstereceğim. Bunlar problem değil. Onları hiç düşünmenize gerek yok. Şöyle yapalım. Bu videomuzda hem sadece Helyum10'den değil, Amazon'un kendi bizlere oluşturduğu, bazı arkadaşlarım da Helyum10 olmayabilir, FBA Calculators modülünün de nasıl kullanıldığını sizlere göstermek istiyorum. Google'a FBA Calculator yazdığınız zaman burada Seller Center, Amazon.com, FBA Calculator'ı gördüğünüz kısma tıklayabilirsiniz. Buradan alttaki sekmeye tıklayalım. Bunu da görmüş olun. O da güzel olur. Arkadaşlar, esin numarası B ile başlayan, üstüne iki kere tıkladığınız zaman kopyalanabiliyor. Bunu kopyalayalım. Bu Helyum10'in yaptığı işi aynı şekilde yapıyor. Biraz daha uzun bir şekilde. Ama bunu da bilin. Zorunu bilin. Kolayının değerini bilmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Zorunu da öğrenince. Ne yaptık? Ürünü çağırdık. Çok güzel. Kaç paraydı ürünümüz? 4,31 sentti. Ürünün toplamda bize maliyeti ne kadardı? Dörtlü olarak satacaktık. 64 TL. Yani Amazon'daki satış fiyatı kaçtı? Önce onu yazıyoruz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi 18,99 sente satılıyor. Sağ üst kutucuğa 18,99 satış fiyatını yazıyorum. Diğer yerlerle hiç ilgilenmiyorum. Cost of Product kısmında 4,31 sentti ya, onu yazıyorum. 4,31 yazıyorum. Maliyetini kargo dahil 4 olarak varsaymıştım. Geldim, 8,31 yazdım. Calculate dedim. Bakın, ürün kesintilerle beraber yine bize 4 dolar net kar bırakıyor. Ve kar marjımız %21 arkadaşlar. Bakın, aynı şeyleri burada da görebiliyorsunuz. Selling on Amazon fees, yani satıştan oluşan kesinti. Burada biraz daha detay vardır. 2,85. Fulfillment by Amazon fees, yani depo maliyeti artı kargo maliyeti olarak hesaplıyor. Şu ikisini bizden düşüyor. Ve net 4 dolar karımız var. Bu üründen de ayda ortalama 10 tane sattığımızı varsayalım. O şekilde bir hesaplama yapalım isterseniz. Yani net kardan hesaplayalım. 10 değil, 15 diyelim. 4 dolar çarpı 15. Arkadaşlar, 60 dolar yapıyor. 14,5 dolar kuruyla TL bazında hesaplayayım. 870 lira. Diğer üründen de ortalama 2000 lira civarı karımız vardı. İki tane üründen 3000 lirayı zaten yakalıyoruz. Arkadaşlar, basit bir şekilde videomuzun genelinde bazen daldan dala atladığım konular olabilir. Lütfen dikkatlice izleyin. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Çok farklı farklı konuları sizlere anlatacağım. Ama şöyle düşünün. Ortalama 10-15 bin lira bir maliyetle kargo ve ürün tedariği maliyetinden bahsediyorum. Bu şekilde bir maliyetle beraber ayda 5 ile 7-8 bin lira arası para kazanmak çok zor değil Amazon özelinde. Bunu görüyorsunuz. Ben şu an hiçbir videoya çalışmadan hazırlanıyorum. Her şey doğaçlama oluyor. Ve sizlerle beraber bir hesaplama yaptık ve sizler de bunu gördünüz. Burada Helyum10'in çalışmaması bizlere ne yaptı? Amazon'un diğer hesaplama modülünde nasıl çalıştığını görmemizi sağladı. Bu da güzel oldu. Helyum10'i zaten kullanabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Ama herhangi bir bilgisayara geçtiniz. O bilgisayarda Helyum10 kurulu değil. Hemen
Amazon FBA Calculator yazıp Google'a bu şekilde bir hesaplama yapıp aklınızda bir net karlılık oluşturabilirsiniz. Bu sizler için güzel olacaktır. Sabredip buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize işlerinizde başarılar diliyorum.